Başladı değil mi arkadaşlar kayıt? Evet hocam, başladı. Öncelikle hoş geldiniz, merhabalar diyorum. Şu an arkadaşlar radyoda, Facebook'ta ve Zoom recording'de yayındayız. Şu balkonu kapatıyorum, bazı ayarlamalar yapacağım. Çocuklar beni nasıl görebiliyorlar onu da ayarlayacağız. Sonra yavaş yavaş konuşacağız. Evet, hoş geldiniz tekrar arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş bulduk hocam. İyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız hocam? Sağ olun. Çok teşekkürler. Bugün yine güzel bir bazı günler daha önce bir yoga yapmıştık. Geçen hafta başka spor hareketleri yapmıştık. Bakalım sizlere nasıl gidecek? Onları şey yapacağız. Önce ben kısaca sizlerden bir kendinizi tanıtayım. Hadi ben şu an görünüyor muyum? Ben hareket yaparken bu ekranı zaman zaman değiştireceğim. Böyle yere oturacağım, şey yapacağım. Biraz geri giderseniz tam görüneceksiniz. Böyle çok hocam, iyi. Görünüyorsunuz. Buraya otursam burada görünüyor muyum? Evet, gözüküyor. Ben size buradan konuşacağım o zaman arkadaşlar. Zaten tamam. Hareket yaparken de zaman zaman siz beni uyarın. Ekranı sağa sola şöyle yapın diye. Tamamdır. Sizin için eşofmanlarımı da giydim. Hazırım yani. Çok iyi yaptın. Teşekkür ederiz. Evet, öncelikle bir sizleri kısaca tanıyalım. Hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar arkaya küçük de bir fon koydum. Radyo dinleyicileri o fonu duyuyorlar. Ve o fon eşliğinde müziğinizi yapabilirsiniz. Buyurun. Hocam ben Yağmur, Yağmur Durmuş. Kimya bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Başka ne bahsedebilirim bilmiyorum ama bugün sizin için çok güzel bir plan hazırladık. Böyle tam kıvamında sizi yormayacak, daha zinde hissettirebilecek bir plan hazırladık. İnşallah memnun kalırsınız ve beğenirsiniz diye umut ediyorum. İnşallah, biz de öyle umuyoruz. Peki spor normalde yapar mısın Yağmur? Ben yapıyorum aslında, 2 aydır falan düzenli yapıyorum. Bu karantina bana biraz yaradı diyebilirim. Daha çok pilates yapıyorum. Ama sevdim yani, bundan sonraki hayatımda pek bırakmayı düşünmüyorum açıkçası. Bence spor yapmak gerçekten iyi hissettiriyor. Daha gerçekten iyi hissediyor efendim. Ben de düzenli olarak yapmaya çalışıyorum. Bu aralar Ramazan gelince biraz aksadı ama evet. Gerçekten işe yarıyor. Evet hocam, bence de. Diğer arkadaşlarımı da tanıtabilir. O zaman ben giriş yapayım. Pardon. Beyza Demir ben. İlk öğretim matematik öğretmenliği. 3. sınıf öğrencisiyim. Bakalım, ben de inşallah güzel olacağını düşünüyorum programımızın. İnsanlar eğlenecek inşallah. Ben spor açıkçası çok fazla yapmam yani. Ay çok hareketsiz kaldım. Hadi bir bacak ayak oynatayım falan derim ama düzenli yapmam. Belki yaparım. Bundan sonra bilemiyorum. Ben de devam edelim o zaman. Ben de Esma Nur İlbaş. Matematik öğretmenliği 3. sınıftayım. Ben normalde spora işte bu dönemin başında başlamıştım aslında. Ben de pilatese başladım. Haftada 3 gün yapmaya çalışıyordum. Sadece yarım saat yapıyordum ve gerçekten çok iyi hissettiriyordu. Beni o kadar iyi hissediyordum ki şu an Ramazan geldiği için devam edemiyorum. Ama Ramazan'dan sonra aynen her gün olmasa da 2 günde bir en azından karantinada olduğumuz için yapmayı planlıyorum. Süper. Bu şekilde. Harika. Ben de Sevilay Eren. Ben de felsefe 3. sınıf öğrencisiyim. Sporla aram, ben de başlamak isteyip başlayamayanlardanım da. Ama bu programı hazırlarken bu hareketlere falan baktım. Birkaç da kendim de denedim. Gerçekten kendini iyi hissettiren hareketler. Hani sonrasında da çok yormuyor da. Umarım güzel olur. Harika. Biz de heyecanla şimdi yapacağız. Ben de devam edeyim o zaman şimdi. Ben de Tuğba. İlk öğretim matematik 2. sınıftayım. Ben de spor yapıyorum sayılmaz ama böyle zinde hayat başlangıcı adında yaptığımız planın hareketlerini sürekli gün içinde uygulamaya çalışıyorum. Çünkü sürekli evdeyiz bu karantina sürecinde. Hareket etmeye ihtiyacımız var. İnşallah hepinize faydalı olur. İnşallah. Bence de. Bir de bunlar çok yararlı oluyor değil mi? Üçüncüyü yapıyoruz. Bunlar sonradan da biz kaydettiğimiz için arkadaşlar yaptıracağımız hareketler, doğru betimlediğimiz zaman her zaman izlenebilecek, kullanılabilecek hareketler olacak. Umarım güzel geçer. Ben başarılar diliyorum hepinize tekrar. Bir kişiden bahsedelim. Kendim hocam. Ben de Nezihe Büyükçelebi. Fen Bilgisayar Öğretmenliği 3. sınıftayım. Spor
salonuna kayıtlıydım karantinadan önce. Yani düzenli olarak yapıyordum. Şimdi de karantinada da, yani düzenli olmasa da arada sırada evde kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bugün de çok güzel bir spor yapacağız beraber. Süper, hadi bakalım. Olacak mı bakalım? Olur olur. Evet. Başlayalım mı hocam? O zaman başlayalım, hadi bakalım. Şu an ben ayağa kalktım. Hareketlere göre kim başlayacak? İlk başlayan kendini de tanıtsın. Okay. Bu arada daha önceki hareketlerden de biliyoruz arkadaşlar. İnsanlar şu an bazıları canlı mimik evlerinde yapıyor olabilirler hareketleri. Ona göre çok güzel. Onu anlatırsak faydası olabiliyor yani. Tekrardan herkese merhaba diye başlayayım o zaman. Evet. Ben Yağmur. Bugün size 5 arkadaşımla birlikte günü daha zinde geçirebilmek adına bir antrenman yaptırmayı planladık. Fitify isimli bir uygulama üzerinden sporumuzu gerçekleştireceğiz. Uygulama üzerinden yaptırmamızın amacı da bilinçli bir spor olması ve yanlış bir hareket yaptırmamak. Fitify uygulamanın adı ne? Evet, chat'e yazacak şimdi arkadaşlarım. Aha. Hani isteyen orada da girip bakabilir. Uygulamaya girdiğinizde boy, kilo, cinsiyet, yaş, işte dizinizde bir ağrı olup olmadığı ya da uygulamayı neden kullanmak istediğinizle ilgili, yani neden spor yapmak istiyorsunuz, kas mı yapmak istiyorsunuz, kilo mu vermek istiyorsunuz gibi sorular yöneltiyor ve ona göre size plan çıkartıyor. Aha. Biz bugün amacımızı kas yapmak olarak girdik. Ortalama işte sizin boy ve kilonuzu tahminde bulunarak, onu baz alarak aslında bir program oluşturduk. Aha. Ve planımızı da zinde hayat başlatıcı olarak belirledik. Hani herkese hitap edebilmek adına. Bize eşlik ettiğiniz için de öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle sizi gördüğümüz için de eğer betimleme eksikliği yaşarsak ya da sizi yanlış bir hareket yaparsanız sizin üzerinizden düzeltme imkanımız olacaktır. Aynen, amaçlı olarak. Spor yapan herkese önerim, terleyebilirler. Dolayısıyla bir havlu ya da kuru peçete yanlarında bulundurabilirler. Yerde hareketimiz olduğu için yere bir şey sermek isteyebilirler. Bir mat olabilir varsa, düzenli spor yapanların mutlaka oluyor çünkü. Ya da bir havlu olabilir. Halı da olabilir ama belki canını acıtabilir sürtünmeyle. Ya da oruçlu değilseniz su da bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi öncelikle ısınmayla başlayacağız hocam. Çünkü ısınma ve soğuma aslında kişinin performans seviyesiyle antrenman öncesi ve sonrası toparlanma sürecinin hızlanmasındaki gelişim ısınma ve soğuma ile birlikte doğru orantılı. Antrenman öncesi hazırlık olarak tanımlayabileceğimiz ısınma, çalışmanın gerektirdiği optimum performansı sunan zihinsel ve fiziksel çalışmalar bütünü olarak tanımlanıyor ve kan dolaşımını kademeli olarak arttırıyor, vücut ısısını yükseltiyor, kasların kan ve oksijenle dolmasını sağlıyor. Isınma aşamasını doğru bir şekilde yapmak antrenmanda alacağınız verimi en üst düzeylere taşıyor. Alacağınız çalışma performansını arttırıyor ve en önemlisi de sakatlanma riskini en aza indiriyor. Dolayısıyla ısınmaya büyük önem veriyoruz ve ben ısınma hareketlerini betimleyerek başlayacağım. Isınma hareketlerimiz 4 adet egzersizden oluşuyor. Aslında hareketlerin totali 3 dakika sürecek. Ve ısınmada bile şu anda biz 16 kalori yakacağız. İlk hareketimizin adı hip circles. 45 saniye boyunca sürecek. Hey, nice to see you again. Get ready for circles. Bacaklarımızı omuz genişliğinden biraz daha fazla açıyoruz ama çok fazla değil. Ellerimizi belimize koyuyoruz. Evet. Ve belimizi yuvarlayacağız önden arkaya doğru. Böyle. Başlayalım hocam. Ve yuvarlıyoruz. Evet, bunu totalde 45 saniye yapıyoruz. Birazdan diğer tarafa da döndüreceğiz. Ben size söyleyeceğim. Belimizi esnetmemiz için gayet güzel bir hareket. Önden arkaya doğru çeviriyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz evet. Eller belde. Şu an doğru yapıyor muyum? Görünüyor muyum? Evet hocam doğru. Aynen öyle. Var ya, change sides. Şimdi diğer tarafa evet. Doğru. Şimdi diğer tarafa böyle herhalde. Bunu kastediyor değil mi? Go. Aynen öyle. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Ben yine ısınmayla ilgili bilgi vereyim. Isınmayla birlikte artan kan sirkülasyonu sayesinde her set ve tekrardan ekstra performans alıyoruz ve motivasyonumuz artıyor. Aynı zamanda ısıttığımız bölgenin maksimum esnekliğe ulaşmasını sağlıyor ve kasılma ve krampları önlüyor. Son 3 saniye. 3, 2, 1. Next exercise, toe touch walk. İkinci egzersizimiz toe touch walk. Bunda da hocam yine bacaklarımız omuz genişliğinden biraz daha açık. Sol elimizle birlikte sağ ayak topuğumuza dokunacağız. Yani sağ ayağımızı kırıyoruz. Kendimize doğru kırıyoruz. Hocamızı ben çok göremiyorum.
Ama yani ayağınızı yukarı doğru kırıyor olacaksınız. Yani sağ ayağınızı bedeninize doğru. Mi? Aynen hocam. Bu mu? Evet, evet. Tamam. Şimdi solla sağa dokunacaksınız, sağ ile sola dokunacaksınız. Bir ona bir ona mı yapacağım? Yoksa evet. Evet, bir ona bir ona yapacaksınız. Şöyle yani, önce böyle, sonra böyle gibi. Aynen hocam, aynen. Tabii dengenizi sağlamaya çalışın. Tamam. Ya ayaklar açık olunca sağlanıyor. Tamam, başlayayım mı? Şimdi başlayabiliriz. Bunu da 30 Begin. Saniye boyunca yapacağız. Yine bacaklarımızı esnetmek için, özellikle de iç bacak esnetmek için, aynı evet, zamanda evet, kol esnetmek kadar için. Sol ayağımla sağ topuğuma, sağ ayağımla sol topuğuma. Yok yani, sol elimle sağ topuğuma, sağ elimle sol. Aynen. Bunu yapıyor muyum bu arada? Evet hocam. Daha yavaş evet yapabiliriz kendimizi evet çok yormadan. 30 saniye boyunca. 15, 4, 3, 2, 1, prepare for side to side reach. Şimdiki hareketimizde side to side reach ismi. Bacaklarımız bu sefer daha fazla açık. Yani artık birazcık kırık vaziyete geliyor. Tabii çok canınızı da yakmayın. Tamam. Ama şöyle yapacağız. Sol kolumuzu yukarı doğru uzatıyoruz. Evet. Ve sağ bacağımıza doğru eğiliyoruz. Esniyoruz yani. Esneyin hocam, esneyin. Evet. Esniyoruz esneyebildiğimiz kadar. Önce bunu yapacağız. Sonra da sağ kolumuzla sol tarafımıza doğru esneyeceğiz. Tamam, anladım. Başlıyoruz. Şimdi başlayabiliriz. Bir o tarafa bir o tarafa peş peşe yapıyoruz. Evet, esnedik. Bu mu? Doğru mu? Daha yavaş hocam. İki eliniz de havada durmasına gerek yok. Yani sağ gidiyorsanız sol eliniz yukarıda. Sola doğru gidiyorsanız. Aşağı iniyor bu durumda değil mi? Evet, evet. Bacağınız biraz kırılabilir aşağı doğru giderken. Arkadaşlar, yani burada belimizi esnetiyoruz, bacağımızı esnetiyoruz, kolumuzu esnetiyoruz. İki tüm vücut açık. 3, 2, 1. Evet. Get ready for forward evet, arm circle. Bu hareketimiz de bu kadar. Evet. Şimdi dördüncü hareketimize geçtik. Burada bacaklarımız normal genişlikte, yani omuz genişliğinde açık. Tamam. Kollarımızı arkadan öne bir şekilde geniş geniş döndüreceğiz. Bu mu? Aynen hocam. Geniş geniş döndürüyoruz. Başlayabiliriz. Go. Bunu da 25 saniye boyunca yapıyoruz. Evet, kollarımızı iyice esnetiyoruz. Çünkü kollarımızın gerçekten gücüne ihtiyaç duyduğumuz bazı hareketlerimiz var. Esnekliği bizim için önemli. Sakatlamak istemeyiz. Hareketi doğru yapıyoruz. Evet. Evet hocam, doğrudur. Çok güzel. Son 3 saniye. 3, 2, 1. Evet. Ve bitti. Warm up complete. Let's work out for real. Isınmamız bitti hocam. Şimdi hareketlere geçeceğiz. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Gayet iyiyim. Bir de bu daha ısındınız mı? Efendim? Evet, evet. Isındınız mı? Hissediyorum. Özellikle bel ve bacaklarda bir ısınma oldu. Onlarla birlikte oldu. Süper. O zaman hareketlere geçiyoruz. Ben arkadaşım Esma'ya bırakıyorum sözü. Onlar peş peşe hareketleri betimleyecekler. Bu arada uygulamanın yazılışını hani bizi duyamayanlar, chat'i göremeyenler için harf harf kodlar mısın? Tabii. Türkçe mi kodlayayım hocam? Türkçe kodla. Fransa, aha, İzmir, hı-hı, Trabzon, evet, İzmir, Fransa, Yozgat. Ha, Fitefi. F-I-T-E-F-Y. Fitify, aynen. Evet, F-I-T-I-F-Y. Ha, İ. F-I-T-I-F-Y. Tamam. Aynen hocam, öyle. Çok güzel. Şimdi sözü arkadaşım Esma'ya bırakıyorum. İyi sporlar. Bana bir şey soracağım. Uygulamada normalde bu hareketleri söylerken resimleri gösteriyor değil mi? Hani evet, resimleri gösteriyor. Son 3 saniyeyi sayıyor. İsmini söylüyor hareketin ama hareketi nasıl yaptıracağını aslında söylemiyor. Evet, aslında gayet basit çözülebilecek bir erişilebilirlik şeymiş ama çok güzel oldu. Biz de bu sayede uygulamanın hareketini yapıyoruz. Evet. Evet hocam. Sözü Esma'ya bırakıyorum. İyi sporlar. Teşekkür ederim. Merhaba hocam. Isınma hareketlerimizden sonra şimdi biraz sizi yoracağız. Şimdi egzersizlerimiz var. 5 hareketimiz ve 5 setten toplamda 25 tane egzersizimiz var. Hepiniz bütün beşer hareketlerimiz... tane anlatacak o zaman değil mi? Herkes 5 hareket anlatacak. Öyle mi ilerleyeceksiniz? Herkes bir hareketi 5 kere anlatacak gibi bir şey diyebiliriz. Anladım, tamam. Bütün hareketlerimiz 14 dakika sürüyor. Dinlenmelerle de tabii biraz daha uzayabilir. Ve bütün bu egzersizler sayesinde 144 kalori yakmış oluyoruz. İyi, hadi bakalım. Şimdi ben ilk hareketimiz lunge olan lunge'ın pozisyonundan bahsetmek istiyorum. Biraz. Welcome to Fitify. Next exercise, lunges. Pozisyonumuzda sırtımız ve belimiz dik duruyoruz hocam.
Ellerimizi belimize koyuyoruz ama önünüzde bir adım atacak boşluk olmasına dikkat edin. Belki yan dönebilirsiniz. Şöyle yapayım, evet. Böyle evet. Sol ayağımızla adım atar gibi durarak başlıyoruz. Ben evet, sol ayağımızın üzerine doğru esniyoruz. Alt ve üst bacağımızın da 90 derece dik bir açıda olmasına özen gösteriyoruz. Ve bu 90 derecelikte esnekliği yakaladığımız anda nefes verip eski halimize geri dönüyoruz. Bu kadar. Yani, tamam, o anda başlıyor. Sol ayağım ya önde yani, değil mi? Evet, sol ayağımızı öne adım atar gibi atıyoruz. 90 tamam. derece olmasını sağlayıp esnediğimizi hissedip sonra geri eski halimize geri dönüyoruz. Şöyle zaten bir birlikte yap. Bu mu? Hocam biraz daha ileri gelirseniz daha iyi görebileceğim. Sizi göremiyorum şu an. Daha mı evet. atıyorum böyle? Adım atacak şekilde hocam. Normalde adım nasıl atıyorsanız mesela sol ayağınızla adımınızı atıp sonra üst bacak ve alt bacağınızın 90 derece olacak şekilde kırıp şöyle öne doğru eğilerek yani. Evet hocam. Sonrasında da esnediğinizi hissedip ve 90 dereceyi yakaladığınızı hissedip tekrar eski halinize geri dönüyorsunuz. Sol ayağımda mı yoksa bir onu bir onu mu? Bir onu bir onu hocam. Şimdi soldan sonra tekrar sağa yapıyoruz. Şöyle geçeceğiz. Hareket doğru mu? Tekrar söylüyorum. İki ayağımı da büküyorum. Evet hocam. Sonra nefes mi veriyorum? Sola doğru esneyip nefesinizi verip sonra eski halinize geri dönüyorsunuz. Tamam. Sonra da sağa yapıyorum aynı. Sonra da aynı işlemi sağ için. Evet. Böyle hocam. Elleriniz belinizde. Daha yukarıda. Belinize tamam. destek sağlayayım. Aha. Şimdi hazırsanız başlayalım. Başlıyorum. Begin. 30 saniyemiz var bu arada. Sol ayağımı eğiyorum. Dik bir şekilde. Evet. Nefes veriyoruz. Geri eski halimize geliyoruz. Sonra sağ ayak. Evet. Esniyoruz. Dikliği yakalayıp geri eski halimize dönüyoruz. Doğru değil mi hareket bu arada? Evet hocam doğru. Tamam. Tekrar sol. Dikliği yakala. Geri gel. Sağ. Dikliği yakala, geri gel. Esnediğinizi hissedeceğim. Bir rahatlama hissedeceğim. Eski halde geri dönün. Sanki yarı çömeliyor. Get ready for elevated crunches. Evet hocam. Evet. Aha. Şu anda bizim bu hareketimiz bitti. Şu anlık bitti diyebiliriz. Hı-hı. Şimdi elevated crunch'a geçebiliriz. Evet. İkinci hareketimiz elevated crunch'a başlayacağız hocam. Hocam şimdi sizi ben yere alacağım. Oturayım mı? Sırt üstü yatmanızı isteyeceğim. Evet, sırt üstü yatmanızı isteyeceğim. Sırt üstü yattıktan sonra başımızı yani kaldıracağız. Yani, beni görün. Yani, yerden keseceğiz. Sanki şu an sizi göremiyorum ama. Dur nasıl yapalım? Dur. Yerde birkaç hareket tarif edeyim. Heh. Alo. Hocam belki yere koyabilirsiniz bilgisayarınızı. Evet. Evet, yere koyabilirim. Bekleyin çocuklar. Evet, tamam. Bilgisayar şu an yerde. Beni göreceksiniz. Evet, büyük bir ihtimal evet. Evet, buyurun. Tamam hocam. Şimdi sırt üstü yatıyoruz. Evet. Aynen. Ayaklarımızı yerden kaldırıyoruz. Sanki evet. sandalyede oturulmuşçasına. Evet, çok güzel oldu. Aha. Şimdi hocam... ellerimizi başımızın arkasına koyuyor, yerleştiriyoruz. Mekik yani. Aynen. Gerçekten öyle. Yarım mekik gibi düşünebiliriz. Omuzun ve başımızı kaldırıyoruz böyle. Kendimizi öne doğru çekiyoruz. Evet hocam. Şimdi sırtımızın yarısı kalkacak diyebilirim. Tamam mı? Aynen bu hocam. Tamam. Yatış, şimdi hareketimize başlayabiliriz. Evet. Evet, şimdi yatış pozisyonundayken nefes alıyoruz. Hocam bacaklar 90 derece olması gerekiyor. Bacaklarınızı 90 derece yapabilirseniz daha iyi bir verim alabiliriz. Bir saniye şurada. Alo? Evet hocam. Ayaklarımızı kaldırıyoruz hani yere değmeyecek şekilde. Tamam. Aynen, öyle durması önemli. Tamam. Evet, şimdi hareketimize başladık. Yatış pozisyonunda nefes alıyoruz. Kalkarken veriyoruz. Kalkarken veriyoruz. Aynen. Böyle devam ediyoruz. Aynen. Yatış pozisyonunda nefes alıyoruz. Kalkış esnasında veriyoruz. Aldık. Verdik. Aldık. Verdik. Aldık. Verdik. Aynen hocam. Ve daha 10 saniyemiz var. Bunu böyle devam ettireceğiz. Böyle amacımız karın kaslarımızı sıkıştırmak birazcık. 15 saniyemiz kaldı.
İki. Get ready for two-way butt kicks. Evet. Evet. Şimdi diğer hareketimize geçecek arkadaşımız. Merhaba hocam. Şimdi two-way butt kicks'e geçeceğiz. Onun için ayak kalkmanızı rica edeceğim. Tamam, o zaman bilgisayarda tekrar yukarı kaldırayım. Evet, eski haline alabilirsek. Evet, geliyor. Şöyle koyayım. Değil mi? Evet. Alet bakayım hocam. Yanlış bir şeye değmesin. Hah, tamam, okey. Böyle duruyor. Koy bak. İyi mi şu öyle an? İyi hocam. Bir de sizden sandalye rica edeceğim. Sandalye burada. Sandalye, evet. Evet. Evet hocam, sandalye önümüze, bedenimiz dik duracak bir şekilde ellerimizle tutacağız. Sandalyenin arkasını ellerimizle tutacağız. Tuttum. Evet hocam. Şimdi ilk 40 saniye sürecek hareket. 20 saniye sol bacak, 20 saniye sağ bacak çalışacağız. İlk 20 saniyede bacağımızı yana doğru açıp, kapatıp tekrar arkaya doğru açacağız. Yana, arkaya, yana açacağım. Yana doğru açıyoruz. Kapatacağım, arkaya doğru açacağım. Evet. Bu... Ve sandalyeden tek ayağım o yere koymayacağım ama, değil mi? Doğru anladım. Nasıl hocam? Yere koymayacağım, ayağım havada. Evet go. Hocam, yere koymuyoruz, ayağım havada. Yana doğru açıyoruz. Sola, kapatıyoruz tekrar. Eşkenle. Evet, bunu 20 saniye sol bacak için. Evet, 20 saniye sol bacak için, 20 saniye sağ bacak için yapacağız aynı hareketi. Ya bacağı geçince söyle bana. Tamam, evet, geçince söyleyeceğim. Başladık. Ha, daha yeni mi başladık? Şimdi evet hocam, anlattım sadece. Evet, şimdi daha... hocam ben tam bacağınızı göremiyorum ama evet görüyorum. Böyle. Yana doğru açıyoruz hocam. Açıyorum. Kapatıyoruz. Tamam. Açtınız. Aha. Kapattınız. Change sides. Arkaya doğru açıyorsunuz. Evet. Şimdi diğer bacağı geçtik hocam. Evet. Evet açtık hocam. Kapattık. Arkaya doğru açıyoruz. Evet açtı dur. Şey olmuyor. Masaya geldi. Hı-hı. Evet kapattık. Evet. Evet açtık hocam. Kapattık arkaya doğru. Evet. Tekrar kapattım. Açtım three, yana doğru. 3, 2, 1. Evet, tamam. Prepare for diamond push-ups. Diamond push-up. Evet, diamond push-up. Okay. Bunu yerde yapacağız. O yüzden geri bilgisayarınızı yere koyarsanız sizi daha iyi görebilirim. Evet, koydum. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi hocam yüzüstü uzanacağız. Yüzüstü? Evet. Yüzüstü. Yüzüstü uzanıyoruz. Şınav pozisyonunu alıyoruz hocam. Evet. Şınav pozisyonunu alıyoruz. Şınav pozisyonunda ellerimizin baş ve işaret, iki elimizin baş ve işaret parmaklarını birleştiriyoruz. Üçgen biçiminde yapacağız elimizle. Baş ve işaret parmaklarını birleştiriyorum ellerimizle. Evet. Tamam. Üçgen olacak yani. Elimizle üçgen işareti yapıyoruz. Tamam. Daha sonra ellerimiz birleşkiken göğsümüz ile yer arasında boşluk kalanına kadar vücut duruşumuzu bozmadan yere yaklaşıyoruz. Yani bildiğimiz şınavı yapacağız ama elimiz böyle birleşik, yani üçgen biçimde olacak. Evet, ellerim birleşik, kaldırıyorum kendimi. Evet, evet. Ellerimiz, evet, aynen o şekilde hocam. Şimdi harekete başlayalım isterseniz. Böyle 30 kaç saniye yapacağım bunu? 15 saniye yapacağız. Tamam, başladım. Evet, 15 saniye yapıyoruz. Yere inerken nefes alıyoruz. Yukarı kalkarken de nefes veriyoruz. 3, 2, 1. Next up, standing crawl stroke. Bir hareket hocam. Evet, ama Allah'tan kısa sürdü 15 saniye. Evet. Evet. Şimdi şimdiki hareketimizin adı standing crawl stroke. Adından da anlayacağınız gibi sanki ayakta emekliyormuşuz gibi hissedeceksiniz. Öncelikle devam edeyim mi hocam? Evet, et. Bilgisayarı koydum ben. Herhalde ayakta olacağız bunda. Evet, ayakta olacak hocam. Öncelikle iki ayağımızı çok açık veya çok uzak olmayacak şekilde sabitliyoruz yere. Yani omuz hizası olması lazım iki ayaklarımızın arasında. Tamam. Sonra üst vücudumuz, yani gövdemiz, ayaklarımızla 90 derecelik açı yapacak şekilde öne doğru eğiliyoruz. Sadece gövdemizle eğiliyoruz. Ayaklar dik mi duruyor? Evet. Ayakları biraz kırabiliriz. Dimdik durmasına gerek yok hocam. Ayaklarımızı zorlamayalım. Tamam. Ellerimizi öne doğru uzatıyoruz. Gövdemizle paralel olması gerekiyor. Böyle mi? Evet hocam. Şimdi ellerimizi sırayla çevireceğiz. Başlayabiliriz. Şöyle çevireceğiz hocam. Şimdi eliniz önde,
sonra arkaya götürüp tekrar önde bitirecek şekilde tek tek çevirmemiz gerekiyor. Şöyle mi? İlk önce sağ, evet. Sonra doğru, sol. Tamam. Teker teker. Tamam. Bir sağ, bir sol. Tamam. Evet hocam, başlayabiliriz şimdi. Sol elimiz önde, sonra begin, öne getiriyoruz. Sonra diğer sağ elimiz önde, arkadan öne getiriyoruz. Evet, bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Evet hocam, aynı şekilde hareketi 30 saniye boyunca devam ettiriyoruz. Hı-hı. Bir sağ, bir sol. Daha yavaş hareket edebilirsiniz. İki eliniz de önde paralel olacak şekilde bitirmeniz gerekiyor. 3, 2, 1, rest. Bir. Şimdi dinlenebilirsiniz hocam. Dinlenirken aslında su içsek bizim sağlığımız, vücudumuz için daha iyi olur ama şu an oruçta olanlar da vardır. O yüzden mümkün değildir ama ben size sadece su içmenin öneminden bahsetmek istiyorum. 3, 2, 1, su içi falan diyorum. Peki. Evet, o su içmemiz gerekiyor çünkü spor yaparken vücudumuz su kaybediyor. O su kaybını suyla aralarda dinlenirken gidermiş oluyoruz. Evet, harika. Şimdi ikinci setimize başlayacağız. Get ready for lunges. Lunges, evet. Hocam hazır mısınız? Evet. Çok iyi gidiyorsunuz. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yapabiliyor muyum hareketleri bari? Evet hocam, gayet iyi yapıyorsunuz. Evet. Şimdi az önce benimle başlamıştık. Tekrar benimle devam ediyoruz. Aynı hareketleri tekrar yapacağız. Zaten bunu 5 kere yapıp böyle bu şekilde 5 set yapmış oluyoruz. Hı-hı. Benim hareketim lunge'dı hatırlarsanız. Evet. Ellerimiz belimizde. Evet. Sırtımız dik. Önde adım atacak kadar boşluğumuz var. Tamam. Begin. Evet. Sonra diğeri. Evet hocam. Sadece bütün vücudunuzun dimdik olmasına dikkat edin. Tek hareket noktası bacaklarınızın olmasına dikkat edin. Evet. Sadece bacaklarınızda esnekliği ve hareketi hissetmeniz gerekiyor. Aynen, sağ yapıyoruz, esniyoruz, geri geliyoruz. Solu yapıp esnekliği hissedip 90 derece. Nefes hareketlerini nasıl yapacağımızı da bu tür zamanlarda söylersen hani ona göre nefes almaya çalışırım. Evet hocam. Aşağıda veriyorsunuz zaten. 90 evet, derece yakalayıp veriyorsunuz. Bütün vücudumuz dik. Sağ. 90 derece yakala. Next exercise, elevated crunches. Evet, şimdi şimdi sıradaki hareketimize geçebiliriz. Elevated crunches. Bu yerde şimdi yok. Evet hocam, bir daha bilgisayarı yere koymanızı isteyeceğiz. Ben kusura bakmayın. Yok, önemli değil. Evet. Artık onu pratik kazandık. Hocam bence şunlardan sonra yani en yorucu hareketlerden biri aynen elevated crunch. Aynen yarım mekik gibi yapacağız tekrardan. Evet, ancak ayaklarımızı evet, başlayabiliriz. Arkadaşlar bükük şekilde ayağı havada duruyor. Ben doğru anlamış mıyım? Ellerimiz evet, başımın arkasında. Yani evet, bükük pozisyonda ayaklarınızı uzatırsanız bunu da uzatmıyorsunuz. Bükük duruyor ve yarı yarıya evet, ve yukarıda kalıyor. Aynen. Yarı yarıya kalkıyoruz. Başlayın hocam, buyurun. Şimdi neydi? Yatış pozisyonlarken nefes alıyorduk. Kalkarken veriyorduk. Evet. Aldık verdik. Bu ellerimizin kafamızın arkasında olmasının nedeni de dengemizi sağlayabilmemiz için. Yardımcı oluyor bize. Zorlanıyor musunuz hocam? Alıyoruz, veriyoruz. Son 10 saniyemiz kaldı. Birazcık böyle karın kaslarımızı hareket ettireceğiz. Bakalım. 3, 2, 1. Next exercise. Two-way evet, şimdi bitti hocam. Diğer hareketimize geçelim. Evet hocam. Yine eski haline bilgisayarı. Tamam. Evet. Hocam yine two-way butt kicks. Sandalyeye ihtiyacımız var tekrar. Ha, şu sandalye. Evet, evet. Burada zaten. Evet. Yine sandalyeye. Hocam ayağımı biraz daha arkaya gelirseniz sizi daha net görürüm. Tamam. Evet hocam, sandalyeyi önümüzde ellerimizle tutuyoruz. Hocam biraz arkaya gitme şansınız var mı? Bacaklarınızı da görebileyim. Hani mesafe varsa koltuğa doğru. Şöyle yok, arkaya. Daha doğrusu şunu bu tarafa koyarsam tam bacağımı göreceksin. Gel. Hah, şu an görüyor musun? Hayır hocam, çok öne doğru gittiniz. Biraz kameradan çıktınız. Şimdi? Şu an çok iyi. Ha, şu an çok iyi. Hı-hı. Tamam hocam. Sandalyeyi tuttunuz ellerinizle. Evet. Önce açıyoruz. İlk önce sol bacak, sonra sağ bacak, başlayabiliriz. Sonra aşağı, değil mi?
Evet. Sol bacağı açtık, kapıyoruz hocam. İlk önce kapadıktan sonra duruyoruz. Arkaya doğru tekrar. Sol bacağı açıyoruz yana doğru. Açıyorum, kapıyorum. Kapatıyorsunuz. Arkaya doğru açıyorsunuz. Tekrar kapatıyorsunuz. Tekrar yana doğru. Her seferinde bir kapatıyoruz ama. Öyle mi? Evet, her seferinde kapatıyoruz. Peki, açıyoruz, kapatıyoruz, arkaya doğru açıyoruz. Yere değecek mi ayağın kapattığında yoksa hiç değmeyecek mi? Yere değecek hocam, kapattığınızda değecek. Change sides. Evet, sağ bacağı geçtik hocam. Yana doğru açıyoruz. Go. Kapattık, açıyoruz, arkaya doğru kapattım, açıyoruz. Arkaya. Kapattım. Kapattım, tekrar. Kapattım, arkaya, kapattım. Evet, kapattım, yine. Yana. Evet. Kapattım, ya, arkaya, kapattım. Kapattım. Yana. 3, 2, 1. Next up, evet. Diamond push-ups. Evet. Evet hocam, sınava geldik. Yere yüzüstü uzanacağız. Tamam. Hareketi bilgisayarına koyayım mı? Şöyle görünür müyüm acaba? Şöyle yapalım. Yere koyarsanız daha iyi göremeyiz hocam. Tamam peki, koydum. Parmaklar birleşik demiştin. Evet hocam, parmakları, iki elimizin parmaklarını birleştiriyoruz. Şu şekilde ben mi? Kastın ne? Önce ellerimi göstermek istiyorum. Böyle mi yani? Hocam göremiyorum ben şu anda. Hayır, iki elimizi birleştiriyoruz. İki elimizin baş ve işaret parmaklarını beraber birleştiriyoruz. Aynen o şekilde. Evet, o şekilde. Bunu yere böyle, yere mi koyacağım iki elimi böyle şey yapıp? Evet, aynen ha. O şekilde şınav çekilecek. Ha, yerde olacak. Göğsümün altında olacak o zaman iki elim böyle birleşen. Evet, ortada. Aynen ortada olacak. O şekilde yapacak. Evet. Bir dakika. Tamam. Göğsümün altında o zaman ellerim birleşen. Evet. Biraz böyle yukarıda. Şimdi kalkacağım değil evet, mi? Evet. Daha bir zor bir hareket bu. Evet. Üçgen şınav dedi. Evet, başlayalım isterseniz şimdi hocam. Evet, kalk. Başlıyorum. Eğer bu hareket zorlanıyorsa go. Ellerimizi yere de koyabiliriz. Yani şu hareketi modifiye etmek istiyorsak, zorlanıyorsak vücut ağrısı. Ben de onu yapıyor muyum? Yani hocam kalçanız çok yukarı çıkıyor. Birazcık sabit. 3, 2, 1. Kalçanın biraz daha yerde olması gerekiyor. Standing crawl stroke. Sadece şeyi anlamak hareket açısından. Hareket etmemesi gerekiyor. Efendim? Kalçanızın hareket etmemesi gerekiyor. Siz kalçanız birazcık yukarı kalkıyor. Sadece göğüs mü? Bir fizik gibi olması gerekiyordu hocam. Yani sadece göğüs mü kalkıp inecek? Evet. Göğsünüz. Ayaklar da kalkmayacak o zaman, öyle mi? Kalkıştığı için. Bir şey diyeceğim. Ayaklar da mı yerde kalacak o zaman? Ayaklar yerde kalacak hocam. Hayır, ben tamamen yanlış yapıyormuşum. Baştan yapalım bunu. Şimdi bak. Ayaklar yerde, sadece göğüs kalkıyor, iniyor. Hayır hocam. Şimdi ayaklarınızı göremediğim için ben görüyorum. Normal şınav pozisyonunu alıyoruz ama sadece ellerimiz üçgen. Ortada birleşecek. Birleşecek ve göğsü kaldırıp indireceğim. Normal şınav çekermiş gibi göğsünüzü indirip kaldıracaksınız. Kalça kalkmayacak ama. Efendim? Kalça kalkmayacak. Kalçanızı yani çok yukarı, demin çok yukarı hani havaya kaldırıyordunuz ama kalkmayacak. Karnınız sıkı bir biçimde. Ha, ama biraz kalkacak yine de değil mi? Efendim? Biraz kalkacak yine de. Evet, evet. Evet, şimdi daha, evet şimdiki hareket çok güzel oldu. Bacaklar yerde mi? Yani şey, eğer ki zorlanıyorsanız dizlerinizi yere koyabilirsiniz. Çünkü ama normalde evet, koymayacaksın değil mi? Sadece ayaklar yerde. Tamam. Evet. Yani eğer ki şey hani hareketi de zorlanıyorsanız tamam, vücut ağırlığını efendim? Normalde ama koymayacaksın. Sadece evet, ayakların üst kısmı yerde duracak. Dizlerden itibaren düz evet, şekilde kalkıp inecek. Tamam, yaptım. Evet. Bir dahaki sette daha doğru yapacağım. Evet. Daha güzel olacak. Tamam hocam. Şimdi hocam standing crawl stroke'a tekrar geçebiliriz. Ayakta emeklemeye çalışacağız hocam tekrar. Ayaktayız yani. Aha. Ayakta başlıyoruz. İki ayağımızın arasında omuz hizamız kadar mesafe olacak. Aha. Belimizi bükeceğiz. Ayaklarımızla belimiz arasında 90 derecelik açı olacak. Dizlerimizi hafif kırabiliriz. Dizlerimizi dik tutmaya çalışmıyoruz. Ellerimizi gövdemizle paralel olarak öne doğru uzatacağız. Tamam, hatırladım. Eğildiniz hocam. Belinizle ayaklarınız arasında 90 derece olacak hocam. Sonra ilk önce sağ elimizi önde başlatıp önde bitirecek şekilde çeviriyoruz. Sonra doğru, sol elimizi önde başlatıp önde bitirecek doğru, şekilde çeviriyoruz. Başlayayım bu hareketi ha? Evet, başlayabilirsiniz hocam şu an. Begin. Bu hareketi 25 saniye boyunca yapacağız. İlk önce sol, sonra sağ. İlk önce sol, sonra sağ. Bu hareket üst vücut hareketi olarak da biliniyor. Göğüs kafesini çevreleyen kasları ve karın kaslarını çalıştırıyor hocam. Son 10 saniye.
Bak doğru yapıyor İlk önce sağ. Evet hocam. İlk önce sağ, sonra sol. Ellerimizi paralel getirmeye önem gösterin. Rest. Bitti hocam. Bir seti daha tamamladık galiba. Evet hocam. Şu an dinlenebilirsiniz. Dinlenirken vücudunuz nasıl hissedecek bilmiyorum ama iki yana aynen o şekilde savunum yapabilirsiniz. Evet, evet. Yo, gayet iyi oldu. 3, 2, 1. Yani benim bir de bir süreç prepare var. For lunges. Lunges'a evet, geri hocam, döndük. Lunges'a geri döndük. Tekrar üçüncü setin habercisi olarak ben geldim. Tebrik ediyorum sizi. Şimdi lunge'a tekrardan başlayacağız. Hatırlıyorsunuzdur lunge. Ellerimiz belimizde. Belimiz dik. Önümü adım atacak şekilde hareket ediyoruz. Okey. Hadi bakalım evet. Başlıyorum. Evet başlayalım. Evet hocam. Begin. Solla esnekliği hissedip 90 dereceyi unutmuyoruz. Bütün vücudumuz dik. Gayet iyi gidiyorsunuz. Sadece vücudumuzun her yerinin böyle dimdik olmasını, tek hareketin bacaklarınızda oluşmasını sağlayın. Yani sadece esnemeyi bacaklarınızda daha çok yaymaya çalışın. Evet hocam daha iyi. Çok güzel. Sağ sol yapıyoruz. Yani o rahatlamayı hissediyor musunuz hocam şu anda hiç belinizde? 3, 2, 1. Bitti. Get ready for elevated crunches. Şimdi evet, diğer hareketimize geçebiliriz. Evet hocam tekrardan sizden sırt üstü yapmanızı isteyeceğim yere. Tamam. Elevated crunch'ı yapmak için. Evet şu mekik hareketi. Evet mekik hareketi. Başlıyorum. Ayaklarımıza başlıyorum hocam. Ayaklarım. Evet. Aynen nefes alıp nefes veriyorum sırayla. Begin. Evet dikkat ediyoruz. Hocam kırın kaslarınıza böyle bir sıkışma, titreme hissetmeye başladınız mı? Üçüncü setteyiz evet. Artık. Evet çok iyi o zaman. Bırakmayalım devam edelim. Evet hala 15 saniyemiz var. Evet veriyoruz. Evet. 3, 2, 1. İki. Next tebrik exercise, ederim hocam. Two-way şimdi butt kicks. Diğer harekete geçeceğiz. Evet, güzel. Evet hocam, bu sandalyeyle olan hareketimiz. Ah, hatırladım sandalye hareketini. Ayağı arkaya, öne açıyoruz değil mi? Sandalyeyi tutuyoruz. Evet. Önce yana, kapat, arkaya aç. O şekilde gidiyor. Evet hocam, aynen öyle. Şu an görünüyorum sanırım. Görünüyorsunuz. Sandalyeyi ellerimizle tutuyoruz. Tamam. Başlayabiliriz. İlk önce sol bacak. Yana doğru begin. Açıyoruz. Bas sağa. Kapat, arkaya. Arkaya, kapat. Sağ, tekrar kapat. Yana. Sağ, kapat. Arkaya, kapat. Evet hocam, çok iyi gidiyorsunuz. Arkaya, kapat, yana, kapat şeklinde. Vücudumuz dik. Change sides. Evet, şimdi sağ bacağı, diğer bacağa geçiyoruz. Go. Yana doğru açtık, kapattık, arkaya doğru şu an. Yana, yana doğru kapat, arkaya, arkaya kapat. Doğru. Yana kapat. Kapattık. Arkaya, arkaya doğru. Yana. Kapat. Arkaya. Arkaya doğru. Evet. 3, 2, 1. Evet. Next exercise. Diamond push-ups. Evet hocam tekrardan zorlu, yorucu sorbetine geldik. Şöyle yap. Ama bu sefer galiba doğru yapacağımı düşünüyorum. Tam sen bana bak da bir yanlışlık olmasın. Şöyle tamam. Telefonu. Ellerimizi üçgen yapıyoruz. Ellerimizi birleştirip üçgen yaptık hocam. Normal. Evet. Şimdi şınav hareketi, şınav pozisyonuna geçiyoruz. Evet. Şınav pozisyonuna geçiyoruz. Aşağı doğru eğilirken nefes veriyoruz. Şey yaparken alıyorum. Tamam. Aşağı, şimdi hocam göğsümüzün üstüne doğru eğilirken nefesimizi alıyoruz. Yukarı doğru kalkarken nefes veriyoruz. Pardon. Tamam. Efendim? Yukarı doğru kalkarken nefes veriyoruz değil mi? Evet yukarı doğru kalkarken kendimizi nefes veriyoruz ve kasıyoruz bir saniye. Yani tamamdır. Hadi bakalım. Kollarımızın kasıldığını hissedeceğiz hocam. Tamam. Başlayalım isterseniz şimdi hocam. Zaten 15 saniye kollarımızı çok yoran bir hareket olduğu için. Go. Bu özellikle göğüs ve arka kol kaslarımızı çalıştıran bir hareket. Arka kol kaslarımızı çalıştıran bileşik bir hareket bu. Ön omuz kaslarımıza da iyi geliyor. Arka kollarımızı iyice hissetmemizi sağlıyor. 3, 2, 1. Prepare for standing crawl stroke. Şimdi hocam tekrar ayaktayız.
aynı şekilde. Hatırladım. Şu kolları bir çevirme hareketi bu değil mi? Eğiliyoruz. Evet, kolları eğiliyoruz. Göğüs, yani gövdemiz ayaklarımız arasında 90 derecelik açı oluyor. Bacaklarımızı çok dik tutmamız gerekmiyor. Bacaklarımızın arasında da 10 cüzdanımız kadar mesafe oluyor. İki kolumuzu öne doğru uzatıyoruz. Hocam ellerinizi, avuç içleriniz birbirine bakmak zorunda değil. Evet, böyle daha iyi. Uzatın. Şimdi belinizi eğin biraz daha. Ellerinizle gövdeniz paralel olmalı. Evet. Bu şekilde ilk önce sağ elimizi çeviriyoruz. Önde başlayıp önde bitiriyoruz. Sol elimizi çeviriyoruz. Önde başlayıp. Evet, başlayalım hocam. Önde başlayıp önde bitiriyoruz. Sol elimizi çeviriyoruz. Önde başlayıp önde bitiriyoruz. Çok güzel hocam. Çok güzel yapıyorsunuz. Evet hocam. Son 17 saniye. Devam ediyoruz. Önce sol, sonra sağ. Sırayla ikisini de çalıştırıyoruz. Bu hareket triceps dediğimiz sırt ve omuz kaslarını da etkin hale getiriyor. 3, 2, 1, rest. Kendi getiriyor. Yani omuz kaslarının çalıştığını hissediyorum. Evet hocam. Evet. Şimdi dinlenebiliriz. İki yana salınım yapıp kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Çünkü bayağı yoruldu. Üçüncü setimiz bitti. 3, 2, 1. Hocam tekrar edebilir misiniz? Ayaklarım vücudunun çalıştığını hissediyorum. Şimdi evet, tekrar başa döndük. Evet. Dördüncü set. Get ready for lunges. Hocam biz totalde 5 set yapacağız ama eğer böyle size çok yorucu gelirse falan 4 set. Yok canım, hani bu kadar yapmışken 5'i tamamlarız yani baştan. Tamam o zaman, sıkıntı yok. Evet, şimdi tamam. Bacağı bir kere bükme hareketi değil mi? Böyle evet hocam, elleriniz belinizde. Yani sağ ayağımı attım önce. Evet hocam. İyice. Eliniz belinizde, ellerinizi belinize koyun. Aha. Yani belinizi şimdi bacağım daha çok hissediyor. Sol bacağım sağa attığım zaman değil mi? Öyle olması gerekiyor. Yani o gerginleşiyor sol bacağım. Evet doğru, onu da kırın ama. İkisini de kırabilirsiniz hocam. Sadece belinizde hani 90 derece bir rahatlama hissediyorsunuz. Doğru değil mi hareket böyle? Evet hocam doğru. Başladık şu anda. Evet. Esniyoruz. 90 derece hissediyoruz. Geri eski yerimize geliyoruz. Bacaklarımızı çok şekillendiren bir hareket bu hareket. Kas dengesizliklerimizi bile düzenliyor. Gerçekten normalde kardiyo içinde oluyor. Son 8 saniyemiz. Tekrar 3, 2, 1. Next up, elevated crunches. Tamamdır hocam. Evet, elevated crunches. Evet hocam. Şimdi yarım mekik diye tabir ettiğiniz bir hareket yapacağız şimdi. Elevated crunches. Yatmamızı isteyeceğim tekrardan. Evet, en zor hareket bence o şınav hareketi. Değil mi? Evet. Başlıyorum. Evet hocam. Başlayalım. Dikkat edelim. Sırt tamamıyla kendimizi öne atmayalım. Böyle yarım kalkmaya çalışalım. Hı-hı. Evet, ayaklarımız havada. Aynen. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Hocam ben buna baktığım zaman internetten falan böyle göbek eritmek için çok iyi bir hareket olduğunu söylüyorlar. Doğrudur. Yani, aslında mekik çekmek de lazım ama. evet, o da olabilir. Tabii sağlıklı beslenmek de çok önemli. Göbek yapmamak için. Bunlar sadece iyi oluyor. Evet. Get ready şimdi for two-way butt kicks. Evet, şimdi sandalye diğer hareketimize. Evet hocam, sandalye hareketimize tekrar. Geliyorum. Evet. Sandalyeyi tutuyorum. Önce ayağına, evet. Kapat, arkaya. Hareket oldu değil mi? Evet hocam, aynen. Tekrar. Sandalye yine önümüzde. Evet. Başlıyoruz. Aynen hocam. Açıyoruz yana doğru. Kapattım. Arkaya doğru. Kapattım. Yana doğru. Kapattım. Arkaya doğru. Çok iyi gidiyorsunuz hocam. Yana doğru. Kapattım. Arkaya doğru. Çok iyi hocam. Birazdan diğer bacağa geçeceğiz. Change sides. Diğer bacak hocam. Tekrar yana doğru açtım. Kapattım. Arkaya doğru açtım. Kapattım. Yana doğru açtım. Bu bayağı bacakları evet, resmeten bir hareket. Güzel bir hareket. Evet hocam. Bacak kaslarını da kuvvetlendiren bir hareket. 3, 2, 1. Next exercise. Diamond push-ups. Evet. Şu. Evet. Push-up şınava geldik hocam.
Bunu, bu şınavın diğer adı zaten hocam üçgen şınav olarak geçiyor. Elimizden üçgen şeklinde yaptığımız için. Bu hareketle birden fazla eklem ve kas grubumuz çalışıyor. Hocam başlayalım isterseniz. Başlıyorum, evet. Go! Birden fazla eklem ve kas gruplarımız çalışıyor. Vücudumuzu stabilize etmek ve güç kazanmak için çok güzel bir hareket. Şu anda çok doğru yapıyorsunuz hocam. Çok güzel. 3, 2, 1. Prepare for standing crawl stroke. Zorlandığını hissettiniz mi? Zorlanmak lazım ama zaten ki kaslar. Evet. Bu sefer en doğrusunu yaptım galiba, değil mi? Evet, bu sefer tam doğru oldu hocam. Evet, tamam. Şimdi hocam tekrar standing crawl stroke'a geçebiliriz. Eğiliyorum, kollarımı arkada. Evet, öne doğru eğiliyoruz. Ayaklarımızın arasında omuz mesafesi kadar boşluk bulunuyor. Kollarımızla gövdemiz paralel. Sonra önce sol, sonra sol kolumuzu çevirmemiz önce gerekiyor. Önce sol mu? Önce sol, sonra sağ. Fark etmez hocam. Sırayla ikisini de çeviriyoruz. Bio zaten. Evet, başlıyoruz hocam. Go. 5 saniye boyunca bu hareketi devam ettireceğiz. Dediğimiz gibi üst vücut hareketi omuzlarımızı, sırtımızı ve karın kaslarımızı çalıştırıyor. Kollarınızın gerildiğini hissedeceksiniz. Yani omuzlarınızdaki başlayan kemiklerden itibaren, kaslarınızdan itibaren. Hatta kemikler ses bile çıkarıyor kıtır kıtır diye. Doğru hocam. Çok zorlamayın. 3, 2, 1. Rest. Şimdi dinlenebilirsiniz hocam. Ve son sete geliyoruz galiba, değil mi şimdi? Evet, son set hocam. Keşke su içebilseydiniz. 3, 2, 1. Harika. Next exercise, lunges. Evet, lunges'a başlıyoruz. Son setimizle karşınızdayım hocam. Biraz yoruldunuz biliyorum ama bu yorgunluk aslında her şey işe yaradığını gösteriyor. Şu an ayağımı açtığım adım gibi ve dizimi evet, hocam. Geriye doğru esneyeceğim. 90 derecelik. Aynen öyle hocam. Çok iyi. Başlayayım mı? Başlayabiliriz. Evet. Esniyoruz. Ellerimiz belimizde kalmayı unutmuyoruz. Pardon. Belimizi dimdik tutmaya çalışıyoruz. Vücudumuz dik, sırtımız dik. Sadece ve sadece hareketi ayaklarımızda hissetmeye çalışıyoruz. Evet. Aynen eski yerimize geri dönüyoruz. 90 dereceyi. Nefes vermeyi de unutmayalım aşağıdaki. Bu uzun sürede yapabilelim sporumuzu. Son 5 saniyemiz. 3, 2, 1. Next up, elevated crunches. Evet, yani mekik. Evet, mekik hareketimize geri geldik. Tekrar. Evet hocam, şimdi tekrardan yatıyoruz sırt üstü. Ellerimizi başımızın arkasında. Ayaklarımız havada. Aynen, şimdi nefes alıp kalkıyoruz. Verdik. Go. Aldık, verdik. Aldık, verdik. Evet hocam, böyle doğru mekik çekerek, yani elevated crunch yaparak karın bölgemizdeki fazla yağlardan da tabii ki de doğru beslenerek aynı zamanda kurtulabiliyoruz. Zinde bir vücuda sahip olacağız bu şekilde. Evet, alıp veriyoruz, devam ediyoruz. Son 5 saniyeye geldik ve 4. setimiz bitmiş olacak. 3, 2, 1. Özür dilerim, 5. setimi. Next up, two-way butt kicks. Evet, tebrik ederim hocam. Gayet güzel. Şimdi sandalye hareketi mi? Sandalye hareketi hocam, son kez. Evet. Bazı hareketler daha basit, bazıları biraz daha zor. Mesela sandalye nasıldı hocam? He? Daha mı kolay? Sandalye hareketi nasıldı? Daha mı kolay? Ben doğru yapıyorsam eğer kolay gibi geldi. Hocam doğru yapıyorsunuz. Hatta yani her sette daha doğru yapıyorsunuz. İşte öğreniyoruz zamanla. Evet, evet. Başlayabiliriz hocam. Sandalye hareketi. Ayağımı yana, kapat. Arkaya. Arkaya, kapat. Yana, kapat. Arkaya, kapat. Yana, kapat. Arkaya, kapat. Evet. Evet hocam, çok iyi gidiyorsunuz. Evet. Yana açıyoruz. Change sides. Arkaya, evet. Daha bu tarafa. Diğer bacağa geçebiliriz. Yana. Go. Açtım tekrar, arkaya. Kapattım. Arkaya. Yana açtım, kapattım. Arkaya. Evet hocam. Yana kapattım, arkaya doğru açıyorum. 3, 2, 1. Next exercise, diamond push-ups. Benim en zorlandığım egzersize geçtiğim. Evet. Son kez
göğüs ve arka kol kaslarımızı çalıştıracağız. Şınavmış. Evet, şınav çekeceğiz. Üçgen şınav. Önemli olan kollarınızı iki elinizi birleştirmeniz. Baş ve işaret parmakları birbirine bakacak evet. Şekilde birleştiriyorsunuz. Üçgen kollar yanda. Yapıyoruz. Biraz önde duruyor ellerim. Göğsümün biraz ön tarafında. Hı hı. Ayaklarım da yerde. Kalçayla birlikte dimdik kalkmaya çalışıyorum. Kollarıma evet. Güç vererek. Değil mi? Kollarım evet. Bu dönem. Evet. Başlayayım evet. Mı? Kollarınızın çalışması gerekiyor. Başlayabiliriz hocam. Göğsümüzün üstüne doğru kalkarken nefes alıyoruz. Yukarı doğru kalkarken de nefesimizi veriyoruz hocam. Aşağı inerken nefes alıyoruz. Yukarı kalkarken nefes veriyoruz. Son 3 saniye. 3, 2, 1. Hocam çok güzel. Next up, standing crawl stroke. Oldu mu? Evet, tam çok şeyinde oldu. Yerinde oldu. Çok güzel oldu. Evet ve en basit artık. Hareketlerimizden biri hocam. Evet, bu kolay bir hareket ona karşın. Hani, bu kolay bir hareket hocam, evet. Ayaklarımızın arasında. Eğiliyorum. Eğiliyoruz, ayaklarımızın arasında omuz mesafesi. Paralel yani, arkadaşlar iyice uzattım, ellerim göğsüme paralel gövdeme. Başlıyorum. Evet, gövdenize paralel, önde başlayıp önde bitirecek şekilde çevireceğiz. Başlayabiliriz hocam. 25 saniye sürüyor. 25 saniye boyunca önce sağ sonra sol şekilde iki kolumuzu da sırayla çeviriyoruz. Başladığımız yerde tekrar bitiriyoruz. Yavaş yavaş aynı hareketi sürekli tekrarlıyoruz. Son 10 saniye hocam. Aynı şekilde çok iyi. Evet. 3, 2, 1. Congratulations. Your workout is completed. Evet. Süper. Böylelikle 5 set. Hareketleri şöyle kısa kısa betimleyecek olursak arkadaşlar, ilk hareketi bunun adı neydi bu? Şeyle başladık ilk, lunch'tı galiba. Lunch'la başladık hocam. Lunch evet hareketinde hocam, kısa kısa hızlı ve özet geçmek istiyorum. Bunları 5'şer kez tekrarlamamız gerekiyor arkadaşlar. 5 setten dediğimiz bu. Lunch hareketinde yaptığımız şey, ayaktayken dizimin bir tanesini adım atacak gibi sağa doğru çeviriyorum sağ dizimi ve sonra 90 derece olacak şekilde, doğru mu bir göz bakın, böyle büküyorum. Evet hocam. Burada ters ayağımı geliyorum. 90 derece olacak şekilde büküyorum. Değil mi? Hareket evet. Bu. İkinci hareketimiz mekik hareketi. Mekik elevated hareketi. Crunch diye geçiyordu. Ne evet. Elevated crunch diye. Evet. Elevated crunch hareketinde yarı mekik desek daha doğru. Ellerim evet. Bunun arkasında oluyor. Ayaklarım bükülü oluyor. Havada olacak. Havada duracak. Evet. Bükülü olacak ve şey başında, kafam ellerimde başımın arkasına koyup yukarı doğru, göğsüme doğru, yukarı doğru kalkıyorum, iniyorum. Kalkıyorum, iniyorum. Yani yarı evet. Yukarı kalkıyorum. Bu da yaklaşık 25 saniye, 30 saniye falan süren bir hareket. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? Üçüncü evet. Hareketimiz. Evet hocam, üçüncü hareketimiz de sandalye hareketiydi. Two wave butt kicks. Sandalye hareketiydi. Sandalye hareketinde sandalyeyi tutup bir sandalyeyi tutuyoruz ve sağ ayağımızı, öncelikle iki ayağım birleşik, sağ ayağımı yana doğru açıyorum, kapatıyorum, arkaya doğru açıyorum, kapatıyorum. 20 saniye boyunca yapıyoruz. 20 saniye boyunca bir ayağımı, değil mi? 20 saniye boyunca da diğer ayağımı aynı şekilde. Evet hocam. Bu da sandalyeden tutmanız şey anlamda. Tutmasan da yapılır aslında. Yapabilen yapar sanki. İle tutmak şart mı sandalyeden? Niye öyle demişti acaba? Öyle gösteriyordu. Sandalyeden tutmadan olur yani hareket. Çünkü yere koyuyorsun. Hiç koymasan belki zor olur da hani koymadan da yapmayı denemek lazım aslında, böyle hiç koymadan. İlginç olur. Evet. Dördüncü hareketimiz benim şinal dediğim ama adı evet. Neydi o hareketin? Diamond push up diye Diamond push up hareketi. Üçgen şınav olarak geçiyor hocam. Üçgen şınav. Yani evet. Burada önemli olan iki elimi şu an yaptığım doğru mu görüyorsunuz? Evet, şu an yaptığınız doğru. Baş parmağı, iki elimiz baş parmağıyla. Baş parmağı işaret parmağımızla işaret parmağı. İşaret parmakları birleşiyor. Kollar yandı. Böyle şu şey, şu pozisyonda yerde duruyor ellerim. Evet. Tamamen yatıyorum. Kalçam falan çok kalkmadan ayaklarım evet. Yerde. Evet. Elimde sadece kollar ve ayaklarımın yerde olması gerekiyor. Geri kalan evet. Kısım havaya kalkıyor, iniyor. Şınav pozisyonu. Evet, normal şınav saatlerimiz. Evet, zor bir hareket olduğu için 15 saniye boyunca. Evet, 15 saniye, evet. Hareket oluyor bu. Ve son... Sonra standing crawl stroke. Ayaktaki, neydi onun adı? Standing crawl stroke. Emekleme, ayakta emekleme hareketi. Ha, ayakta emekleme. Doğru, gerçekten aslında işarete baktığında bir çeşit emekleme oluyor. Çünkü eğiliyorsun. Evet. Tam ayaklar açık. Çok duruş pozisyonu bu da böyle değil mi? Evet hocam. Ayaklarınız dimdik olmak zorunda değil. Sadece... Buradaki evet. Kasıt sağ ayağım, sağ elimi önden başlayıp arkadan çevirip tekrar öne getiriyorum. Sola sol yapıyorum.
Sanki yerde yüzmek gibi de düşünebiliriz. Emeklemek gibi de düşünebiliriz. Evet. Şimdi şu an şunu yapıyorum. Kulaç atıyorum aslında. Evet, daha yavaş bir şekilde o hareketi tekrarlıyorum. Yani suyu alıyorsun arkaya, sonra suyu alıyorsun arkaya çeviriyorsun gibi bir şey oluyor. Ben biraz uzamadım. Bu şekilde de oluyor da bu 5 tetlik 5 hareket bitmiş oluyor. Evet. Arkadaşlar çok güzeldi. Hocam durun. Soğuyacağız. Daha soğumadı. Ben bitti sandım. Tamam. Yani hareketimiz bitti ama soğuma yapmamız gerekiyor. Çünkü soğumanın da ısınma kadar önemli olduğunu söylemiştim. Evet. Ve her antrenmanın bir parçası olması gerekiyor. Hı-hı. Hem siz biraz dinlenin. Ben o ara soğumayla ilgili bilgi vereyim. Sonra soğuma hareketlerimizi geçip bitirelim. Tamam. Vücut antrenmana başlamadan önce nasıl bir hazırlık aşamasına ihtiyaç duyuyorsa normal cismine daha kolay kavuşabilmek için de yardımımıza ihtiyaç duyuyor. Hı-hı. Üst seviyelerde seyreden nabzınız, laktik asitle dolu olan kaslarınız ve hızlanan nefesinizle yoğun enerji harcama konumunda olan vücudunuz antrenman aniden sonlanınca normal cismine geçme konusunda zorlanabiliyor. Soğuma aşaması nabzınızı kademeli olarak düşürüyor. Gerilmiş ve zorlanmış kasların rahatlamasına izin veriyor. Ve antrenman esnasında oluşan yorgunluk hissetmenizi sağlayan maddelerin vücudun atımını hızlandırıyor. Hı-hı. Kaslardaki hamlık ağrısı potansiyelini azaltıyor. Vücudu dinlenme için hazırlayan aşama çok daha çabuk bir şekilde toparlanmasını ve kasları onarma aşamasını daha kolay geçmesini sağlıyor. Hı-hı. İyi bir soğuma çalışmasıyla da spor sonrası kas ağrılarına engel olabilir. Vücudun kalmış içerisine düşmeden tam anlamıyla dinlenmesine yardım edebiliyoruz. Evet, gerçekten çok güzel. Bu arada ben bir taraftan şeye de bakayım. Burada hala burada mıyız diye. Evet, yorumlar varmış. Öyle mi? Bakın Okan diye bir arkadaş diyor ki hocam ben de sizin hareketleri yapıyorum. Teşekkür ederim diyor. Öyle bir görüntü. Çok sevindik. Biz de teşekkür ederiz. Daha sonradan da bunları izleyen insanlar gayet rahat bir şekilde hareketleri yapacaklar. Şimdi soğuyalım. Mesela şöyle de olabilir hocam. Hani 3 günde bir yapılacaksa mesela 3 günde bir her gün aynı hareketler yapılması şeklinde yine bu videoyu takip edilerek yapılabilir. Çok faydalı olur hem de diye düşünüyorum. Aynen. Bu da ama bu Fitify uygulamanın da doğru galiba. Fitify'de biz böyle bir sürü egzersiz var değil mi? Seçildiğine göre bunları kendine göre. Evet hocam. Evet, farklı. Mesela kardiyo ağırlıklı var. Hı-hı. İşte daha yoga falan da var. Bazıları mesela pro oluyor. Yani satın almak gerekiyor. Aynen. Öyle şeyleri de var ama daha çeşitli bir uygulama. Şimdi soğumaya geçelim hocam. Ellerimizi yukarı doğru uzatacağız ama birbirine kenetlenmiş bir şekilde. Üst üste de koyabilirsiniz. Yukarı doğru gerilmenizi rica ediyorum. Uzanabildiğiniz kadar. Ben şöyle çömeleyim de sen doğru. Ben sizi göremiyorum aslında. Şu an yukarı denemek için sadece şöyle çömeldim. Sanırım böyle birbirinizi de kenetleyin hocam düz bir şekilde. Tamam kenetleyin. Evet yukarı doğru esneyin hocam. Tamam. Uzanabildiğiniz yere kadar. Son 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi hocam ellerimiz yine kenetli yukarı ama yukarı değil karşıya doğru uzatıyoruz. Karşıya doğru. Evet şimdi öne doğru. Evet hocam öne doğru esniyoruz bu sefer. Aslında avuç içleriniz kendinize değil de dışarı doğru bakacak şekilde ellerinizi kenetleyebilirseniz. Böyle mi? Biraz aşağı indirir misiniz ellerinizi? Evet. Evet, ellerin arkaları birbirine değecek şekilde kenetledim arkadaşlar. Evet. Şimdi aynı şeyi arkaya doğru yapacağız. Ellerinizi söküp arkada tekrar kenetleyebilirsiniz. Geriye doğru esniyoruz. Uzanmıyor mu? Şöyle. Evet, yeterli. Arkaya doğru esniyoruz esneyebildiğimiz kadar. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve bırakabiliriz. Evet. Şimdi hocam başımızı döndüreceğiz boynumuzu esnetmek için. Hı hı. Önden arkaya doğru 5 kez çevireceğiz. Daha sonra arkadan öne doğru 5 kez çevireceğiz. Bence vücudumuz önden, sabit arkaya dursun. Sadece kafanızı yani sadece boynunuzu çevirin. Önden arkaya doğru. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi ters tarafa doğru. Boynunuzun rahatladığını hissedin. Çünkü mekiğe çıktınız. Boynunuz ağrımış olabilir. Kaslarınız gerginleşmiş olabilir. Son kez. Tamamdır. Şimdi hocam zaten ayaktasınız. Şey yapmanızı rica edeceğim. İki elinizle birlikte sol dizinizi vücudunuza doğru çekin. Yani ellerinizi birbirine kenetleyip sol dizinizi vücudunuza doğru çekin. Şu an. Evet hocam. Evet. Evet. Birazcık dengede durmaya çalışın.
Evet. Çekebildiğiniz kadar gerdirin. 3, 2, 1. Şimdi hocam sol elinizle sol ayak bileğinizi tutarak arkaya doğru bacağınızı çekmeniz gerekiyor. Sol elimle sol ayak bileğimi tuttum. Arkaya doğru. Evet. Arkaya doğru bu sefer çekiyorsunuz. Evet, bacaklarımızı iyice esnetiyoruz bu şekilde. İyice çektik. Tamam. Bacağın üst tarafını şey yapıyorum böyle. Evet, tamam. Şimdi sağ tarafı yapacağız aynısını. Önce herhalde... Önce dizimizi çekiyoruz. Sağ dizimizde. Evet, bir saniye. Evet. Evet. Önce alt tarafı. Tamam. Şimdi arkaya doğru çekelim. Sağ elimizle sağ ayak bileğimizi arkaya evet. doğru çekiyoruz. Tamamdır hocam. Şimdi bacaklarımızı bir açıyoruz. Ve bu sefer belimizi, sırtımızı esneteceğiz. Ellerimizi yukarı doğru uzatıp sol ayak bileğimize doğru esnemenizi rica ediyorum. Yani iki elinizle birlikte sol ayak bileğinize doğru yatın. Sol ayak bileğinizi tutun iki elinizle. Ha, tutacağım. Aha, iki elinizle birlikte sol ayak bileğinizi tutacak şekilde eğilin. Vücudunuzu eğin. Ha, evet. Evet, tamam. Evet. Durayım mı böyle biraz? Durun, öyle durun. Hı-hı. Çünkü burada belimizi, sırtımızı, bacaklarımızı, kollarımızı hep esnetiyoruz. Şimdi aynı şeyi sağ taraf için yapıyoruz. İki elimizle birlikte sağ ayak bileğimize uzanıyoruz. Bacaklar açık bir şekilde. Vücudu iyice esnetmek amacıyla. Tamamdır. Şimdi son soğuma hareketimiz hocam. Sizi yere alacağım. Evet. Dizlerimiz ve ellerimiz yerde olacak şekilde. Yani köpek pozisyonu diyebiliriz aslında. Öyle geçiyor ismi. Dizlerimiz yerde ve ellerimiz yerde. Dizlerim yerde, ellerim yerde. Böyle mi? Dizlerimiz hocam. Ya dizüstü mü çökeyim? Evet, evet. Yani şöyle dizüstü çekeyim, bu mu? Evet, ellerimizi de yere koyalım. Üst bacağınızla alt bacağınızın 90 derece olması gerekiyor. Yani sanki bir köpek duruşuymuş gibi. Şöyle mi yani, hareket bu mu? Yüzüstü hocam, yüzüstü bir şekilde köprü kurduğunuzu düşünün. Dizleriniz yerde, elleriniz yerde. Tamam, öyle zaten şu an. Bacaklarınızı göremiyorum ama üst bacak ve alt bacağın 90 derece olması gerekiyor. Şöyle mi hareketi tekrar? Şöyle evet hocam, evet doğru. Ha, doğru. Tamam, dizlerim ve şey yerde, evet. Evet, bu şekilde. Dizlerimin ve ellerimin üzerinde duruyorum. Ben oturmuştum, oturmuyorum. Evet, yok, oturmuyorum. Şimdi hocam sırtınızı bir en yukarı doğru çıkarıyorsunuz. Sırtınızı en yukarı doğru bastırın. Kafanız aşağı gidecek. Bir de sırtınızı en aşağı doğru bastırıyorsunuz. Kafanız o ara yukarı gidecek. Böyle mi? Yani çok göremiyorum aslında. Şöyle yaparsam. Hey, hocam vücudunuz sabit. Sadece sırtınız yani beliniz, sırtınız oynuyor. Yani şu an karnınız. Belki görürsün beni bu tarafta. Biraz bir koltuğa doğru, sizin evinizin koltuğuna doğru gidebilirseniz. Şimdi tamam, hocam. Şimdi hocam. Evet. Yapın bakalım. Bir evet. Evet, aynen öyle. Çıkarın. Omuriliğinizi dışarı çıkarın. Şimdi aşağı doğru bastırın, kafa yukarı. Evet, sadece yani belimiz oynuyor. Omuriliğimiz, sırtımız oynuyor. Bunu yapmaya devam ediyoruz. Bir aşağı doğru bastırıyoruz, bir de yukarı doğru gidebildiği kadar. Belimizi iyice rahatladığından emin oluyoruz. Evet. Tamamdır hocam, yeterli. Hı-hı. Bu şekilde soğumayı bitirdik. Evet, ellerinize sağlık arkadaşlar son derece. Başka bir şey İnşallah var mı? İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir şey yok aslında. Çok memnun kaldık. Bize eşlik ettiniz, teşekkür ederiz. İnşallah bizi izleyenler de memnun kalmışlardır. Bence herkes çok memnun kaldı. Son derecede güzel oldu. Yani tekrar elinize sağlık diyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz hocam.